Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese merhaba. Bir tane abonelerimizden bir arkadaşımız, bir de sayfamın ilk açıldığında bir tane arkadaşım. 5 tavuklarınınla ilgili bir makale var arkadaşlar, onu belirteyim. Bu makaleyi orada paylaştı ve ben bununla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum sizlere. Şimdi makalenin içeriği neydi arkadaşlar? 5 tavukları keneyle mücadelede ne kadar etkilidir? Veya keneyle mücadelede etkisi kadar zararı var mıdır? 5 tavuklarının kene üzerindeki etkileri ne kadardır, nedir? Doğru bilinenler, yanlış bilinenler gibi bir makale var arkadaşlar. Bu makale de 1996 yılında bir paylaşım oluyor veya 92 yılında arkadaşlar, yanlış olmasın, lütfen Google'dan bakabilirsiniz. Bir çalışma yapılıyor, çalışma istediği sonuca ulaşmıyor ama daha sonra bir tane Utah Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan bir tane Türk, kuş uzmanlığına uzmanı olan bir bilim adamı vasfıyla geçen, ismi çok önemli değil, orada yazıyor. Bu bizim bilim insanımız. 5 tavuklarının keneyle mücadelede etkili olmadığını söylüyor arkadaşlar. Bakın, etkili olmadığını. Ben de bu köşe yazısı ve bilimsel olmayan, bakın bilimsel olmayan, çünkü kanıtlanmamış bir çalışma hiçbir zaman bilimsel değildir arkadaşlar, 5'lerle ilgili. Bilimsel olmayan bu çalışmayla ilgili bir demeç veriyor ve bir makale o da yazıyor. Neden? Üniversitesine illa bir şey yapacaklar ya arkadaşlar. Ondan, bu sebepten ötürü buraya 5 tavuklarıyla ilgili bir yazı yazılıyor. Bakın, lütfen içeriğini iyi okuyun. 5 tavuklarının kene üzerindeki etkisiyle ilgili deniyor ki, yerel olmayan bir bölgede alınmış 5 tavuklarının Güney Afrika'da yapılan çalışmaya göre 4 tanesinin kursağında 3-4 tane kene bulundu yazıyor. Yeterli seviyede olmadığı söyleniyor. İkincisi, deniyor ki arkadaşlar, 5 tavuklarının keneyi bırakın yok etmeyi, bir tane 5 tavuğunun üzerinde 300 tane yakın kene taşıyabileceğinden bahsediyor. Ve 2006 senesinden sonra 2011'e doğru, o arada arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 5 tavuklarının keneyle mücadelede ekolojik dengenin bozulmaması adına yetiştirilmesi ve doğaya salınması ile ilgili bir şey alıyor, karar alıyor. Ve bu kararı aldıktan sonra arkadaşlar, Türkiye'de 2011 senesinden sonra 5 tavuklarını doğaya salmasıyla birlikte keneyle mücadelede mükemmel bir başarı elde ediyorlar. Onu belirteyim. Kene vakaları azalmaya başlıyor ve kene vakalarının en çok gerildiği ülkemizde yer ise Karadeniz'in iç bölgelerinin olduğu da zaten o yazıda da geçiyor. Şimdi 5 tavukları böyle bir makalenin üzerine, pardon, böyle bir çalışmanın, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin böyle bir çalışmasının üzerine bu arkadaşımız çıkıyor, diyor ki siz keneyle mücadele etmiyorsunuz, keneyi yayıyorsunuz şeklinde bir yazı yazıyor. Neden? Ya, aykırı davranan herkes dikkat çeker arkadaşlar. Ben de şu anda yapmış olduğum videoları aslında bazı arkadaşlarım şunu söylüyorlar bana, abone sayısı olarak hak ettiğin yerde değilsin kardeşim diyorlar. Ben de hayırlısı diyorum ama şunu biliyorum, absürt işler yapsam, şu çatıda elimde 10 tane tavuğu alıp hepsini havaya atsam, ondan sonra ben de takla atarak oralardan atlasam falan, ben de absürt işlerle belki abone sayım birden 10 binlere gelir. Onun için bu arkadaş da aykırı bir tez hazırlamaya çalışıyor ve tezde arkadaşlar şu var: keneyi yok etmiyor olabilir, İşte şöyle olabilir, böyle olabilir söyleniyor. Arkadaşlar, bilim nettir, kesindir, net ifadelerle söylenir ve belgelerle. Siz bu keneyle mücadelede, siz başka bir çalışmayı almışsınız, almış olduğunuz çalışmada o bölgenin coğrafyası,
bölgedeki sıcaklık, iklim, beçlerin özellikleri, beçler bir de sağdan soldan işte toplanmış, ne kadar o bölgeye uyum sağlamışlar, bunlarla ilgili kesin hiçbir ifade yok. Kesin hiçbir ifade yok. Ama şu söyleniyor, Kene'nin beçler tarafından üzerinde taşınabileceğini ve bunların 139 tanesinde, 300 Kene'nin 139 tanesinde Kırım-Kongo kanamalı ateşe sebebiyet verdiği söyleniyor arkadaşlar. Ben de arkadaşlar sizlere nacizane beş tavuklarını beslediğim için sizlerle ben de kendi fikirlerimi paylaşayım arkadaşlar. Yine bunu birçok videoda söyledim. Bu beç tavukları bizim çiftliğimize gelmedikten önce herkese kene yapışıyordu burada. 60 tane tavuğumuz var. 60 tane ördeğimiz var. 60 tane kazımız var. 60 tane köpeğimiz var. 60 tane beçimiz var. Ama artık bir tane kene vakası yok arkadaşlar. Yani söz gelirse 60 diyorum. Yani burası, bu bölge, şu anda bulunmuş olduğum çiftlik hayvanlarla dolu. Kanatlılarla dolu arkadaşlar. Burası, bir sürü bizim köpeklerimiz var. Bunların yavruları var. Ve kenenin en çok görüldüğü noktalar arkadaşlar, lütfen araştırın, ırmak kıyılarıdır. Irmak kıyısında olup da 5 senedir bir tane bile kene vakası yaşamamamız bunun en büyük kanıtı değil midir? Şimdi keneyi taşır mı beç tavuğu? Evet, taşıyabilir arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Kene görmemiştir, vücuduna girmiştir ama beçlerde öyle bir özellik var ki eşleriyle birbirini temizliyorlar. Yüzlerini temizliyorlar, tüylerini temizliyorlar. Bundan ötürü arkadaşlar kene ile mücadelede bizim kesinlikle ve kesinlikle beç tavukları üzerlerinde taşımış olabilir ama birbirlerini temizleyerek yok ediyorlar. Onu sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Ya bu sebepten ötürü şimdi kene ile mücadele noktasında beş tavukları üzerlerinde taşıdığı söyleniyor ya. Ya bırakın beş tavuğunu, bugün bir tane tilki görseniz, tilkiyi yakalasanız tilkinin üzerinde de yüzlerce kene vardır. Ada gezen bir tane herhangi bir sansarı yakalasanız, hiç sansar yakaladı mı o beyefendiler, biliyorlar mı üzerlerinde ne kadar kene olduğunu? Ya bırakın onu arkadaşlar, kaplumbağalar var. Ya bir araziye çıkın, bir sürü kaplumbağa var. Kaplumbağaları tutun, şöyle bir dikkatli bakın. Altları, bacakların altları, yanları, kafaların üst tarafları, her tarafında kene vardır arkadaşlar. Yani bu keneyi taşıma olayı, siz doğayı çok iyi biliyorsanız, doğadaki yabanı iyi takip ediyorsanız, yabandaki her şey keneyi taşır arkadaşlar. Ama bu beş tavukları birbirlerini de temizleyerek üzerindeki keneleri de yiyorlar. Buna bizzat ben şahitim. Bırakın keneyi, benim bulunduğum noktada bir tane kertenkele kalmadı. Bir tane karınca kalmadı. Bir tane pörtü böcek kalmadı. Yani ne yapıyoruz? Ben sonuçta tüm doğayı tüketmiyorum. Sadece kendi güvenliğimi, kendi kızımın, çocuğumun, misafirlerinin güvenliğini alabilmek adına sadece bulunmuş olduğum bu civarda kene olmasın. Çevremdeki insanlara zarar gelmesin. Onun dışında olabilir. Onun da belki şeye bir faydası vardır doğaya. Bir şey söylemiyorum. Ama kene ile mücadelede siz eğer bana bir tane beş tavuğu 300 tane kene taşır diyorsanız, evet arkadaşlar, ilk defa
canlı yayında 5 tavuklarının çiftleşmesini de gördük. Demek ki yumurta devam ediyor arkadaşlar. Eğer siz bana 300 tane kene taşıyor diyorsanız vallahi kusura bakmayın, burada siz bir şeyleri doğru bilmiyorsunuz anlamına geliyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Şunu kesinlikle çürütüyorum. Doğada tilki, sansar, karga, güvercin, aklınıza gelebilecek kaplumbağa, fare, her şey keneyi taşır arkadaşlar. Her şey. Her şey. Beç tavuğu da taşıyabilir. Yine söylüyorum, taşıyabilir. Ama birbirlerini temizliyorlar. Beç tavukları birbirini temizliyorlar. Üzerlerindeki birbirlerinin olan keneleri yiyorlar arkadaşlar. Onun için benim bulunmuş olduğum bölgede kene diye bir şey kalmadı. Gönlüm çok rahat. Her tarafa oturabiliyorum, yatabiliyorum, gezebiliyorum. Misafirlerim geliyor buraya. Bir sürü insan geliyor. Daha bir tane kene vakam yok. Ben bunu kendi kendine yukarıdan düşüp de oldu demiyorum. Çünkü daha önceden burada kene vakası ırmak kıyısı olduğu için çok fazlaydı. Bu sebepten ötürü arkadaşlar bana bu yapılan çalışmanın, benim bir tane işte Hiper diye bir arkadaşımız var. Abi açıklama yapar mısın demiş. Onun üzerine bu açıklamayı yapıyorum. Bu sebepten ötürü şunu söylüyorum. Bunlar bilimsel çalışmalar olmuş olabilir ama kesinleşmemiş. Olabilir ifadesi bilimde olmaz arkadaşlar. Bundan ötürü size söylüyorum. Keneyi 5 tavukları taşımaz. Arkadaşlar keneyi nerede bulursa 5 tavukları yer. Bulunmuş olduğunuz alan tamamen güvenlik altına alınmış olur arkadaşlar. Onu sizlere belirtmek istiyorum. Evet, bununla ilgili de arkadaşlar kafanızda soru işaretleri varsa, söylemek istedikleriniz varsa lütfen yorumlar bölümüne yazın. Ben yorumlardan dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Yani şu an toparlamaya çalıştım. Ama ne kadar etkili olur, ne kadar bu anlamda bana destek verirsiniz bilmiyorum. Ama tabii ki sürçülisan etmişsem de lütfen bana bunları belirtin. Çocukluğumda bir şey hatırlıyorum, hiç unutmam. Bir tane güvercin vardı yerde, böyle yaban güvercini. Hiç kımıldamıyordu ama canlıydı arkadaşlar. Ben de onu bir hevesle elime almıştım. Elime aldığımda bir baktım ki kanatlarının altı, her tarafından keneler iniyor çıkıyor arkadaşlar. O kadar çok kene vardı ki üzerinde. Korkmuştum, hemen elimden bırakmıştım. Evet, hastalıklı bir tane 5 tavuğu bulmuşsundur. Üzerinde keneleri yakalamışsındır. Ama tüm 5 tavuklarına, sağlıklı 5 tavuklarına bunu mal edemezsin. Bu kanatlı güzel 5 tavukları doğada arkadaşlar zararlı olabilen her şeyi yok ediyorlar. Ve en güzeli de ekolojik dengeyi bozmadan, kimyasala başvurmadan yok ediyorlar. Bu makaleyi yazan UTAH'taki görevli beyefendiye şunu buradan söylemek istiyorum. Bu 5 tavukları ekolojik dengeyi bozmadan, kimyasal ürünler kullanmadan, bu doğayı mahvetmeden insanlara bir hizmet sunuyorlar. Gerçekten onların güvenliği için. En azından sizlerin kimyasala başvurmasından çok ben 5 tavuklarıyla birlikte bu yaban hayatta keneye maruz kalmadan hayatımıza devam edeceğiz. Ve bunu söylemeye de sonuna kadar, bunu akıllara sokana kadar, bu tezlere karşı durana kadar ben her zaman 5 tavuklarımı, bir güzel benim kanatlılarımı tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü ben fayda gördüm. Çünkü ben problem yaşamıyorum. Onun için de tüm arkadaşlara, dostlara, kardeşlere, ablalara, herkese söylüyorum. Ekolojik dengeyi bozmadan kene ile mücadelede en etkili kanatlı 5 tavuğudur. Bağınız var ve bağınıza gidiyorsanız, bahçeniz var veya bahçenize gidiyorsanız arkadaşlar, bir tane, iki tane, üç tane, 5 tavuğu tek beslerseniz kesinlikle ve kesinlikle keneye karşı kendinizi sağlıklı bir şekilde korursunuz. Bunun yanında arkadaşlar, ben yemedim ama et lezzetinin yiyenler harika olduğunu söylüyorlar. Kıyamıyorum. Ama şuna kefilim. Yumurtası da gerçekten tavuk yumurtasından daha lezzetli bir tadı var. Çok da güzel. Sarısı daha biraz daha büyüktür. İçinde beyaz biraz azdır ama çocuklarınıza tavada kırdığında iki tane küçük böyle sapsarı, böyle sapsarı yuvarlak yumurtaları
Onlar da keyifle yiyeceklerdir. Hem etinden, hem yumurtasından, hem de doğaya olan saygısından, doğaya olan hizmetinden, kenelere karşı, pörtü böceklere karşı bizi korumalarından dolayı huzurunuzda arkadaşlar beş tavuklarına ve onun familyasına sonsuz teşekkür ediyorum. Lütfen yorumlar bölümünde de bu anlamda desteklerinizi esirgemeyin. Yanlış yaptığımız bazı şeyler, söylemlerimiz olmuşsa da bunları eleştirmeyi de lütfen esirgemeyin. Kanatlar Alemi Samsun kanalı olarak çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız lütfen beğenmenizi, daha abone olmadıysanız da abone olmanızı rica ediyorum. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar bildirim zilini açmanız yeterlidir. Herkes hoşça kalsın, dostça kalsın. Bir dileğim, herkesin bağında bahçesinde bir çift beç tavuğu olmasıdır arkadaşlar. Hoşça kalın.